Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 11. haftası 4. videosundayız. Paraya kenarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani paraya kenarda alan konusuna başlıyoruz. Hadi isterseniz dersimize başlayalım. Paralel kenarda alan. Arkadaşlar şekilde hani üçgende alanda ne demiştik? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 miydi? Evet. Burada da paralel kenarda da şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ne yapıyorsunuz? Tabana ait yükseklikten çıkacak. Yalnız bu tabana ait yükseklik böyle olur, böyle olur. Hatta dışarıdan olur, böyle olur. Hiç fark etmez. Ee, dışarıya doğru da düşebilir. Hatta ve hatta şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şuradan şuraya doğru da yükseklik olabilir. Fark etmez. Yeter ki taban ne? Tabana ait yükseklik ne? Ona bakacaksınız. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman A tabanına ait yükseklik burası HA, burası da burası da burası da HB. O zaman alan nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Nereden geliyor hocam bu? Bakın arkadaşlar iki paralel doğru arasında yükseklikler aynı mıdır? Evet. Paralel kenar iki tane üçgenden oluşur. Hocam şu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2. Diyecek olursak şurası A burası H. E, normalde biz şunu ispatlamaya çalışıyoruz. A çarpı H mı acaba bunun alanı? E arkadaşım burası da A değil mi? Evet. Paralel doğrular arasındaki yükseklikler birbirine eşit değil mi? Evet. Yani burası da H. Yani a çarpı h bölü 2 artı şu üçgen alanı artı bu üçgen alanı a çarpı h bölü 2 eşittir. A çarpı h mi yapıyor? Evet aynen öyle. İşte şekilde 90 derecede özel bir açı gördüğünde alan neymiş? Taban çarpı tabana ait yükselik. Bazıları böyle şey yapıyor bazı kitaplar. Hocam arada açı varsa a çarpı b çarpı sinüs alfa da diyorlar. Gerek yok ben dedim unut. Gerek yok çünkü niye? Sen özel açı olduğunda özel açı mantığını kullanmayı biliyorsun. Mesela hemen aşağıdaki örneğe bakalım. Burada hocam burası 150 iken burası kaç derece? 30 derece. Bunun alanına şu formülü veriyorlar. 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30 diyorlar. Gerek yok. Taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir? Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa. Evet tabana ait yükseklik çiz. Aa bu 30'un mantığını kullanmak istiyorsun. Çiz buradan 90'ı. 90'ı karşı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. E alanda nedir? 6 çarpı 2'ye eşittir. Direkt 12'ye eşittir arkadaşlar. Yani nasıl ki üçgende o şekilde yapıyorsak tabana ait yükseklikten yapıyorsak paraya kenarda da öyle yapıyoruz. Geldik bu soruya. Hocam 90 var burada. Eyvallah. Sonra burası da 90. A karşıtı kenarlar birbirine eşit. Öncelikle onu yazalım. 5 ken 5 yani burası 3 oldu. Ee, bir de 90 var burada. 90 varsa da 90 olmuyor muydu? Niye? Z'den dolayı arkadaşlar. E, 3 6 ise burası kaç yaptı? 3 kök 5 yaptı. Dur. Bizden ne isteniyor? F'de. Şu X isteniyor. Hocam biz bunu daha önce de yaptık böyle bir soru. Evet ne yaptınız? Şu üçgenle şu üçgende açılara daldığınız zaman benzerlik çıkıyor. Buna benzer. Hani şu bizim akın sorusu vardı ya. O soruyu biz benzerlikten yaptık. Aslında o soru alandan da çıkabilirdi. Mesela bu soruyu alandan yapacağım şimdi. Arkadaşım karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da üç kök beş değil mi? Evet. Soruya baktığım zaman alandan bahsetmiyor ama taban ve tabana ait yükseklik olduğu durumlarda da alanı düşünebilirsiniz. Üçgende de aynı şeyi yapıyorduk. O zaman bunun alanı nedir arkadaşlar? 3 kök 5 çarpı x'tir hocam. Değil mi? Taban ve tabana ait yükseklik. Aynı zamanda bunun alanı nedir? Hocam taban 5 iken 5 tabanına ait yükseklik 6 verilmiş. 5 çarpı 6 eşittir. E o zaman buradan ne olacak arkadaşlar? X 30 bölü 3 kök 5'e eşit olacaktır. Yani 10 bölü kök 5 yani kök 5 eşleniyle çarpacak olursam 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 yapar cevabımız arkadaşlar. Tamam Nasıl ki benzerlikten çıkıyor. Aynı zamanda tabana ait yükseklik olduğunda alandan da çıkabiliyor. Örnek 21 cevabımız 2 kök 5 yaptı. Geldik örnek 22'ye. Hmm, değişik bir soru. Bakalım. Dikdörtgen biçimindeki masanın üzerinde üzerine bir kenarı masanın kenarı ile çakışan paralel kenar şeklindeki bir karton konulmuştur. Evet şöyle bir karton konulmuş. Kısa kenarı da 11 diyor bize. AD büyüktür AB demiş. AD AB'den. Yani burası kısa kenar burası uzun kenar. Eyvallah. Ali Bey uzunluğu 11'im. LM uzunluğu 13 kök 3. Paraya kenar biçimdeki karton B köşesi etrafında 120 derece döndürüldüğünde diğer kenarı masanın kenarı ile çakışıyor. Evet şöyle 120 derece döndürdüğünde. Arkadaşlar 120 derece döndürdüğünde şu kenar hop bu kenarla mı çakıştı? Evet şöyle bir, yüz, bir 120 derece döndürmüş oluyorsun. Yani burada ne çıktı arkadaşım? Hocam şurası 120 derece. Buranın 120 olması ne anlamı geliyor? Buranın 60 derece. Yani paraya kenarda bak burası da 60 burası da 60. E o zaman burası 120. Açılarımız ne çıktı arkadaşlar? 60'a 120 çıktı. E, aynı paraya kenar burası. Hocam burası da 60. E, kısa açı küçük açı 60. O zaman burası da kaç oldu? 60 derece oldu. Hatta burası da kaç oldu? 120 derece oldu arkadaşlar. Şu 60 tamam tamamı 120. Burası 60 yazdık. Diyor ki bize dönme esnasında karton masanın dışına çıkmadığına göre bu kartonun alanı en çok kaçtır diye soruluyor. Bak dönerken kenarlara dikkat et. Orada her verilen bilgiyi kullanacağız soruda. Hocam şu dönerken şöyle geliyor. Tamam. D köşesi dönerken şöyle dönüyor. A dönerken de bu daha küçük masanın içinde kaldı belli. En uzun dönüş C'de mi oluyor? D'de mi oluyor? A'da mı oluyor? Hocam en uzun dönüş D'de oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, D'de oluyor. O zaman D noktasını döndürürken ben en uzun dönüşü döndüreceğim. Bu dönerken böyle dönecek ve masanın içinde kalacak arkadaşlar. Buraya gelecek. Bu dönerken böyle dairesel bir hareket yapacak ve masanın içinde kalacaksa bu şekilde olmalı. Ve paraya kenarın en uzun kenarını ararken bunun en büyük değerinin olması lazım. Yani bu dönüşün şu şekilde olması lazım arkadaşlar. Masanın dışına çıkmaması lazım. Tam masaya teğet olması lazım. Bak böylelikle 12 köküsü de elde etmiş oluyoruz. Şurada bir B merkezli daire dilimi oluştu ya. Buna teğet olduğunda en büyük olacak. Yani burası ne olacak? 90 derece olacak. Dikdörtgen oluştu. 13 kök 3 yani burası 13 kök 3 arkadaşlar yani bu dönüşteki bakın döndürme işleminde hep ne diyorduk şöyle bir nokta etrafında döndürürken dairesel bir hareket oluşuyor buradaki yarıçap önemli çember konusunu görmesek bile yarıçap önemli e, bu yarıçap 13 kök 3 olacak İşte bu da yarıçap bu da yarıçap yani burası da 13 kök 3 arkadaşlar evet 13 kök 3 kullandık eyvallah devam edelim şimdi soruda bu kartonun alanının en çok olabilmesi için AD'nin en çok değerinin olması lazım çünkü masanın dışına taşmasın diyor. Ben 13 köküçten küçük bir paraya kenar da oluştururum böyle ama en büyüğünü bulmaya çalıştığım için tam böyle masanın üzerindeki şu nm'ye teğet olması lazım. Güzel bir mantık bu arada. Evet en çok bunun alanını bulmaya çalışacağız şimdi. E arkadaşlar bize 10 da verilmiş. Onu da kullanacağız. Özel açı da var burada. Özel açıyı da kullanacağız. 120 var. Ne yapalım? Tabana ait yüksekliği bulmaya çalışacağız. Hocam şu 10 tabanına ait yüksekliği de bulabiliriz. Ya da şuradan dik çizip bu tabana ait yüksekliği de buluruz ama bu tabanı şeyini bulmamız lazım. E buradan dik çizdiğimizde bakalım güzel bir şey gelecek mi? Buradan dik çizdik. Beğenmediysek arkadaşlar ben şuradan dik çizmeyi de yapabilirim. Tamam Şimdi sonuçta yine bu tabanı bulursam taban çarpı yükseklikten alan çıkıyor. 90'ın karşısı sa bak burası 60 burası da 30. 30'un karşısı 5'tir burası 5 köküçtür. Hocam dik üçgen var burada. Şu uzunluk kaç yapıyor? 5 köküç 13 köküç dik üçgenden. Özel üçgen 5, 12, 13'ün köküç katı değil midir? Evet. Yani ben artık şu tabanı bulmuş oldum. Bu taban 12 köküç eksi 5 değil mi? Evet. Taban belli. Tabana ait yükseklik belli. E o zaman alan da belli. Çok güzel bir soru. 12 köküç eksi 5 çarpı 5 köküçe eşit olacaktır. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 12 köküçle 5 köküç çarpsam 5 ile 12'yi çarpsam 60. Köküçle köküç çarpı 3. 60 çarpı 3 de 180 yaptı. Eksi 25 köküçe eşit oldu arkadaşlar alanımız. Tamam gençler önemli güzel bir soru hoş bir soru İnşallah böyle bir soru çıkar. Neyse umarım anlamışsınızdır hoş bir soru hatta bunu şu an sen kendin bir sıcağı sıcağına bak sil kendin bir yap bakalım tamam dinledin ya sil kendin bir yap biraz dinlen dinlenmiş olursun hem de geldik alan özelliklerine arkadaşlar aslında özellik değil bu Bunlar aslında nedir biliyor musunuz? Şimdi yıldız atacağım şeyleri kesinlikle ama kesinlikle bilin. Bunlar temel yapılar. Bak özellik değil. Özellik değil. Bunlar temel yapılardır. Bu temel yapıların alanı yapmak istiyorsanız bu temel yapıları bilmek zorundasınız. Zaten size göstereceğim. Nereden geldiğini de çok rahat bir şekilde göreceksiniz. E, o temel yapılar zaten kafanıza direkt işleyecek. Hocam tüm alanı estersek. Köşegenler çizildiğinde şuradaki alan tüm alanın dörtte biri. Burası da burası da burası da. Niye? Köşegenler çizildiğinde köşegenler birbirini ortaladığı için ben buraya A alanı dersem çift çizgideki alan A ise, çift çizgideki alan A alan dağıtıyorum. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A. Çift çizgideki alan A ise, çift çizgideki alan A. Bakın tüm alan 4 A iken burası A oldu. Gerçekten de tüm alan S ise burası dörtte 1 yaptı mı arkadaşlar? S 4 yaptı mı? Yaptı. Evet bak ispatta burada. Zaten biz alan dağıtmayı burada çok kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Geldik ikinciye. Bir köşegen çizildiğinde de diyor tüm alanın yarısı olur diyor. Aha şurada ispatladık. Bak 2A'ya 2A zaten. Bu da tamam. Ama şu bilinsin. Şu bilinsin. Yarısı olması zaten bilinir. Şu köşegen e, paraya kenarda şu köşegen böyle değil. Şöyle olduğunda da burası S bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bu arada ee, sonra şu temel yapıdır. Kesin ama kesinlikle bilinsin. Diğerleri bilin diye bir şey zorlama. Bu temel yapıyor. 3 tane temel yapıyı bilin. Ha şunu bilmeseniz de yine kendiniz alan dağıtarak çıkartabilirsiniz. Ama bilirseniz sizin açınızdan çok faydalı olur. Çünkü çok karşımıza çıkıyor. Şimdi gençler şuraya bakacak olursak burada ne var? Hocam oranlamalar var. Alan dağıtalım. Hop şöyle. Alan dağıtacak olursak. Hocam burada kalan A ise burada kalan daha mıdır? Evet. E para kenarın yarısı köşegen. Diğer köşegende de yarısı olacak. 2A. Tüm alan 4A burası A oldu. Gerçekten 4'te 1 oldu mu? Oldu. Evet bu üçü kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. Temel yapıdır bu. Bir özellik değildir. Geri kalanı da zaten şunları bilmemize gerek yok. Kendimiz ispatında yapabiliriz. Hocam şöyle yaptım. Çizgideki alan A ise çizgideki alan yine A'dır. Çip çizgileri göre alan dağıtayım. O zaman şöyle üçgeni oluşturacak olursak arkadaşım. Hop şöyle. Çift çizdeki kalan 2A ise çift çizdeki kalan 2A'dır. Bak bizim temel yapıda burası 4A ise diğer tarafta 4A'dır. Tüm alan 8A iken burası A oldu. Gerçekten 8'de 1 oldu mu? Oldu. Bunu bilmenize gerek yok. Bir de burası 3S bölü 8. Bununla ilgili güzel bir şey vereceğim arkadaşlar. Şimdilik bunu bilmeyin. Ama nereden geldiğini göstereyim. Hocam burası tüm alanın 4'te 1'i mi? Evet. Burası tüm alanın 8'de 1'i mi? Evet. Burası da tüm alanın 4'te 1'i mi? Aynen öyle. Şuraya da x alanı diyecek olursak x artı s bölü 4 artı s bölü 4 artı s bölü 8'in kaç olması lazım arkadaşlar? s olması lazım. x de buradan ne geliyor? s bölü 8 geliyor şuradaki işlemi yapınca. Bunu 2 ile çarp 2 ile çarp 2 4 5 s bölü 8 yaptı. s'ten 5 s bölü 8 çıkınca da 3 s bölü 8 geliyor arkadaşlar. Ama bunu da bilmene gerek yok. Tekrar söylüyorum. E, köşegenler çizildiğinde 4 1'lik alandır. Köşegen çizildiğinde yarısıdır. Bu da eşit böldüğünde bu iki eşit parçaya bölüyor. Zaten buradaki yaptığımız ispatları kullanacağız sorularda. Şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar. Ama şu 3 tane temel yapıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten nereden geldiğini anladınız. Siz kendinizi ilk başta öğrenmeseniz bile ispat yöntemiyle gitseniz bile ispatla yap yap yap. Ondan sonra kendi kafanızda zaten işler. Tamam mı? Evet geldik şimdi sorulara. Oranlamalar verilmiş. Üçgende ne yapıyorduk oranlamalar verilince? Alan dağıtma yapıyorduk. Yani burada da aynısını yapacaksın kardeş. A iken 2A verim sana. CF uzunluğu A iken burası 2A. Burada EB'nin uzunluğu 3B iken AE'nin uzunluğu da 2B verilmiş. Evet 2B iken burası 3B verilmiş. Şimdi alan dağıtmaya başla. İstediğin yerden başla. İster 2B ve 3B'ye bakarak başla. ister 2A ve A'ya bakarak başla. İstediğin yerden başla. Ben B'ye göre dağıtmak istiyorum. Hocam 3B'deki alan 12 ise tepe noktası neresi? Burası. O zaman tepe noktası burasıysa 3 B'de kalan 12 ise tepe noktası bu olan üçgen oluşturacaksın. Hop oluşturduk hocam. 3 B'de kalan 12 ise 2 B'de kalan bak 4 katı 4 katı. O zaman burası kaç yapacak? 8 yapacak. Sonra 2 A bak B ile işim bitti. 2 A'daki alan kaç? Ve A'da kalanı bulmaya çalışacaksın. Hop temel yapımızı kullanalım. Özellikle köşegen çizmek çok önemlidir bu alan dağıtmada arkadaşlar. Üçgenlerle ilgili sıkıştıysan en son köşegeni çizersin. Evet 2A'da kalan 12 ise A'da kalan 6 mı? Değil. Dikkat. 2A'dan A'ya dağıtırken tepe noktası neresi? A'da burası. 2A'da kalan 20, A'da kalan o zaman 10. E hocam burası 10'sa toplam burası 30 yaptı. Diğer yarısı da 30 yapacak. O zaman bizim paraya kenarının alanı ne yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Gördüğünüz üzere bu yarısı, diğer yarısı da bu. Genelde alan dağıtmayı kullanıyoruz. Bir de temel yapıları kullanıyoruz. Geldik buraya. <laughs> Evet şu alan 4 verilmiş arkadaşlar. Bu alan 4 iken alan ABCD kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada işlemimizi yapalım. Yapalım bakalım. Şunlar kesmiş. Oran verilmiş. Oranı bir kullanalım. CE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 2K verilmiş. 3K iken burası da 3K mı? Evet. Aa hocam şurada bir kelebek var değil mi? Kelebeği kullanacağız. Kelebekteki oran 1'e 3 iken alanlar oranı 1'e 9 deyip alanı direkt 9 katı yazabilirsiniz. Ya da Kelebekteki oran 1'e 3 mü? 1'e 3. Oranlamaları yaz. A iken 3A, B iken 3B. Sana buradaki oranlamalar yeterli olacaktır. Bak B'de kalan 4 ise 3B'de kalan kaç yapar? B'de kalan 4 ise 3B'de kalan direkt B ye yerine 4 yazılmış gibi 12 yapar. A'dan 3A'ya geçiş yapacaksın. A'da kalan 12 ise 3A'da kalan kaç yapar? A 12 katı 12 katı 36 yapar. Sonra ne yapacaksın? Burada alanı dağıtmaya devam edeyim hocam demenize gerek yok. Çünkü bak yarısını buldun. Kaç? 48. Diğer yarısı da 48 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 44 kaldı. A bizden alan ABC'de isteniyormuş. 48'in direkt 2 katı diyebiliriz. Şu 48'i bulduk ya. 2 katından dolayı direkt 96 yapar cevabımız arkadaşlar. Örnek 24'ü 96 bulduk. Geldik örnek 25'e. Şimdi neler verilmiş? Arkadaşlar K verilmiş. 2K verilmiş. E ben bu soruyu yapmadım mı ya? He, hadi bu size tekrar olsun tamam mı? Yanlışlıkla bu buraya yazılmış. Bu niye böyle olmuşsa anlamadım. Tekrar olsun arkadaşlar size. Tamam mı? Hadi siz yaparsınız güveniyorum. Öğrenmeniz açısından ben yazdım ekstra. <laughs> Neyse yanlış da yazılmış arkadaşlar. Devam edelim. Evet 42 18 var. Bak. Bir şey yapamıyorsan alan dağıtmak istiyorsun, oranlama falan da yok. O zaman ne yapacaksın? Temel yapıları düşüneceksin. 4'te 1 olması, bak temel yapılar şunlar. Özellikle 4'te 1 olması, yarısı olması, bu da 4'te 1 olması. Hocam en güzeli de zaten köşegen çizmek alan dağıtırken. Ha bir de bundan sonraki ders 5 yıldızlı alanı göstereceğim. Şu da çok önemli. Bunu da oluşturuyoruz bazen. Bu da tüm alanın yarısıdır mesela. Ha sorunun çözümü buradan da çıkar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama ben buradan yapmayacağım. Köşegen çizmek çok önemli. E tutup da şuradaki köşegeni çizmezsiniz. Saçma sapan bir parçalama olayı oluyor değil mi? Hangi köşegeni çizmek mantıklı burada? Hop şu köşegeni. Hocam tüm alan kaç? Tüm alan 60 olduğundan dolayı. Köşegeni çizdiğinde 30'a 30 parçalayacak. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. E hocam burada kalan 12 burada kalan 18 alanlardaki oran tabanlardaki oran eşit değil midir? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde evet. 6'ya böl 3 6'ya böl 2 yani burası 3K iken burası ne olacak? 2K olacak arkadaşlar. Aa hocam oranlama var ne vardır? Benzerlik bak şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Ya da 5K yazıp buraya da 5K yazıp hocam şurada bir temel orantı var diyebilirsin. Sana kalmış. Ben kelebeğe bakacağım arkadaşım. Şu kelebekteki oran bakacak olursak, oranlamalar beni oraya itti. çünkü. Şu kelebekteki orana bakacak olursak 3'e 2 oran var. O zaman alan dağıtacağız ya oranlamaları yaz. Hocam burası 3'enken pardon burası 2'enken hani 2'ye 3 oran var ya 2'enken burası 3'endir. A 3'enken burası da 3'en. Bitti mi bitti? Niye? 3'endeki alan 30 30'sa hatta buradaki oranlamaları da yazabiliriz. Niye? Direkt oradakinden daha rahat çıkacak. Oradan da yapabilirdik. Buradaki kelebek dekorat 2'ye 3. O zaman burası 2 anken burası 3 endir. 3 endik alan 12 ise bak 4 katı 4 katı. Burası da direkt 8 mi yapar arkadaşlar? 8 yapar. 4 katı 4 katı. Bitti gitti. ABE üçgen alanı. ABE'ye bakıyorum. 40 artı 8 değil mi arkadaşlar? Evet 40 artı 8'den kaç çıktı? 50 çıktı. Geldik örnek 27'ye. Evet ÖSYM sorusundan bir benzeri arkadaşlar. Aşağıdaki ABCD paralel kenara D ve BF paralel doğru parçalarıyla 3 eşit alanlı bölge ayrılıyor. Bak önemli. ÖSYM bilmiyorum ama ya bu mantığı kullandırıyor. Her 3 yılda bir 4 yılda bir. Yakın zamanda da sorulmadı yani 2 yıldır da sorulmadı. Dikkat edin arkadaşlar buna. Şimdi ne yapmışız burada? Şu paralel doğrularla bakın D ve DF DE ve BF paralel doğrularıyla ne yapmışım? 3 eşit alanlı bölgeye ayırmışım. Şimdi madem bu 3 eşit alanlı bölgeye ayrıldı. Hocam burası A, burası A, burası A. Tüm alan kaç A yaptı? 3 A yaptı. Köşegen çizmek önemli. Köşegen çizelim hocam şöyle. Ya köşegen çizince 3 A bölü 2, 3 A bölü 2 olacak ya. Ben ne diyeyim o zaman biliyor musunuz? Bunun tamamına 2 A, 2 A, 2 A diyeyim. Tüm alan 6 A olsun. E 2 A, 2 A da A, A diye paylaşmaz mı arkadaşlar burada? Paylaşır. Çünkü tüm alan 6 A ise 3 A, 3 A olacağından buraya A kaldı, burası da A yaptı. A, 2 A'ya A oldu burada. Yani 2 a'ya aldıysa alanlardaki oran tabanlardaki oran da 2'ye 1 oldu. Hatta burada da aynı şekilde 2 k'ya k mı oldu? Evet. Yazalım o zaman buraya. 2 k'ya k burası. 2 k'ya k burası. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre taralı bölgenin alanının paralel kenarının alanına oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar paralel mi? Paralel. E burada 2'ye 1 oran mı var? Evet. 2 anken burası da midir? Aynen öyle. E hocam burada da 2'ye 1 oran var. O zaman 2 anken burası da midir? Evet. Yani 1'e 2. 1'e 2, 1'e 2 olacak. Şimdi burada benzerlik alan ilişkisini yapabiliriz. Alan dağıtımına uğraşacağımıza. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9. 4 aken tamamı 9a. Buraya kaç a kaldı? 5 a kaldı. Şimdi alan dağıtabiliriz. 2 endeki alan. Bak burası 3 endeki alan. Dikkat. 3 endeki alan 9 aysa 3 katı 3 katı. O zaman burası da 6 a mı olacak? Evet. E dikkat edin arkadaşlar. 2'ye 1. Bu bunun simetriği değil mi? ya da aynı şekilde alan dağıtmaya başlayabilirsiniz. Hocam burası 15A ise burası da 15A olacak. Bak birbirinin simetri aslında görüyorsunuz. Ee, ya da şurada alan şöyle yapabilirsiniz. An Şş, kavrayamadıysanız. Hocam şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. Yani o zaman burası 2A ise burası 3A dersiniz. 2A'da kalan 4A ise 2 katı. 2 katı burası kaç yapar arkadaşlar? 6A yapar. Sonra Alan dağıtmaya devam edeceğiz. İşte iki yandaki alan 6A. Bak burası da 6A ya. Ya simetriye direkt. Direkt simetri işte ya. 2, 1, 2. E bu da 2, 1, 2. simetri Burası 4A ise. Burası da 4A. Burası 5A. Burası da 6A mı olacak arkadaşlar? Evet. Ya da alan dağıtmaya şöyle başlayabilirdiniz. Hocam 2 bölü 3. 4B bölü 5B. 4B bölü 9B deyip. E, sonra 3 yandaki alan e, 9B ise. 2 yandaki alan 6B derdiniz. Bu alanlar da eşit olduğunda B ile A birbirine eşit derdiniz. O zaman B yerine A yazardınız. 4A, 5A, 6A'yı da bulurdunuz. Evet bulduk mu? Bulduk. Taralı bölgenin alanı 5A bölü. Tüm alan isteniliyor 30A. O da kaç yaptı? 1 bölü 6 yaptı. Bak biliyorum. Bazılarınız daha kısa yoldan buldu. Ama ben bu şekilde anlatmak zorundayım. Ee, daha kısa bulanlar vardır. Mutlaka vardır. Ben şu an gördüm ama. E, isterseniz o da size ödev olsun ama. gerekli yok aslında. Ama şu oran için mutlaka yapılacak. Özellikle arkadaşlar böyle 3 eşit parçaya bölünmüş ya da tüm alan verilmiş gibi şeyler olduğunda özel bir durum yani köşegeni çizmek ve çünkü temel yapılar alan dağıtırken temel yapıları kullanacağız genelde arkadaşlar. E, temel yapılarda ne var? İkisinde de zaten köşegen var bak köşegen var köşegen var. E bunun da ispatında zaten köşegen var. O yüzden sıkıntı yaşadığınız zaman köşegen çizmekte önemli alan dağıtırken arkadaşlar. Sıfır oranlamalarla dağıtamadığınız yerde böyle köçegen de çizebilirsiniz tamam Geldik bu soruya ya bu soru arkadaşlar bakın buradaki oranı bilmiyorum ben şuradaki oranı bulursam alanı dağıtabilirim. E oran bulacağız aslında soru ilk etapta benzerlik sorusu. Hocam burada oran var burada oran var. E ne yapıyorduk oranlamalar olduğunda alanı unut oranlamayı bul. Hocam şöyle kısa çizgi paralel çiziyorduk. E çiz bakayım paraleli çizdim paraleli hocam. Paralel çizince ne oldu kısa çizgi paraleli Hocam burası k iken burası 2k oldu. Çünkü 1 bölü 2 orandan dolayı ya da orta tabandan. 2k ise burası da 2k. 4k ise 4k. Kelebekteki oran 1'e 4. Kelebekteki oran 1'e 4 ise a ise 4a dur. 4a'da kalan 12 ise a'da kalanı dağıtabilirim hemen. Hocam a'da kalan 3 yapar. Sonra temel yapı var burada. Bundan sonrasında dağıtabilirsiniz aslında. Bak nerede temel yapı var? Dikkat dikkat. Şu çizilmiş bunlar eşit. Toplamda ben şu alanı buldum. 15 buldum arkadaşlar bu alanı. Bundan sonrasında şöyle diyebilirsin alan ABCD'ye. 15 çarpı 4 hocam. Çünkü bu 4'te biriydi temel yapılardan biri. 60 yapar diyebilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam alan dağıtmaya devam. Çift çizdik alan 15'si, çift çizdik alan 15 dersin. Hocam burası 15, 15, 30 yaptı. Diğer yarısı da 30 yapar. Tüm alanda böylelikle kaç yapar? 60 yapar diyebilirsin. Ama şu temel yapıyı da bil. Bak burada bu alanı başka bir yere götüremiyorsun. Alan böyle oranlama lazım. E, oranlamalar var zaten soruda ilk baktığında demek ki başka yerde de başka bir oranda bulacaksın. E, i̇lk önce oranı bulup sonra alanı dağıtmayla da ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Geldik bir nota. Arkadaşlar tamam yamuk konusunda e, da anlatacağız bunu aslında ama şimdi ben söyleyeyim paralel içinde de çıktığı için bak kolay da bir ispatı var arkadaşlar. E, hocam iki paralel doğru arasındaki yükseklikler aynı olduğundan dolayı buradaki üçgenlerin alanları yine tabanlarıyla doğru orantılıdır. Atıyorum burası 4 burası 3 ise 4'teki alan 4 A ise 3'teki alan 3 A diyebiliriz arkadaşlar. Bu bunu anlatıyor. Niye? Hocam biz daha öncesinde yüksekleri aynı olan yani e, şu üçgenlerde burası 2K burası 3K iken tepe noktaları aynı iken yani yüksekleri aynı demek değil miydi bu? 3K'da kalan 3 A iken 2K'da kalan 2 A diyebiliyorduk değil mi? Evet diyebiliyorduk. Burada da bir iki paralel doğru arasında ters düz üçgenler varsa da paralel doğrular arasındaki yükseklikler eşit olduğundan yüksekler eşit olduğu için tabanlarıyla alanlar doğru orantılıdır diyebiliriz. Böyle yamuklu ilgili yamukla ilgili sorularda geldiği için burada yamuğun bu özelliğini önceden vermek istedim arkadaşlar. Özellik değil aslında bu. Bizim alan dağıtmaya benziyor. O yüzden e, burada değinmek istedim. Neyse devam edelim. ABCD paralel kenarında A, B, 5, C, D ise 3 eşit parçaya bölünmüş. Hımm. Hocam 3 eşit 5 eşit parçaya bölünmüş. Ben buraya K, A, desem. Buraya da B, B, B desem. Ama bunlar birbirine eşit ya. Bir 5 var bir de 3 parça var. Bunlar kaçta birleşiyor? 15'te. Alt 5 parçaya bölünmüşse o zaman bunlara 5K, 5K, 5K de. Üst 3 parçaya bölünmüşse o zaman bunlara da 3K, 3K, 3K dersen daha pratik bir şekilde olur sen, senin için. Çünkü bak ne demiş olduk? 5 ile 3 15'te birleşiyor. 15'i 3'e bölsem 5 5 5 15'i 5'e bölsen 3 3 3 şeklinde oluyor. Taralı alan bölü alan ABCD nedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi gençler taralı alan ne yapacağız? Oranlamaların ne olduğu sorularda biz alan dağıtmasını seviyoruz. E o zaman alan dağıtalım. Bazı arkadaşlar hocam yamuğun alan formülünü biliyorum ben deyip şöyle yapabilir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 taralı alan bölü taban çarpı yükseklikte paraya kenarın alanı deyip o şekilde yapabilirsiniz. Ama daha ben o yamuğun alanı göstermediğim için oranlamalarda olduğu için oranlamanın olduğu her soruda aslında ben alan dağıtımı yapabilirim. Hop üçgen oluşturdum. Hocam üçgen oluşturunca 5K'da kalan 5A ise ters düz üçgenlerde iki paralel doğru arasında. Buradaki 3K'da kalan 3A diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E hocam diğerlerini de aynı şey. Ee, yine üçgen oluşturalım. Hop oluşturdum. İstediğiniz şekilde üçgen oluşturun. Oluşturdum. Hocam yine aynı şekilde 5K'da kalan zaman burada da 5A. Her yerde yükseklik aynı. Burası da 3A. 5K'da kalan 5A. 3, 6, 9, 9K'da kalan 9A. Bununla da ilgili saçma sapan formül veriyorlar arkadaşlar. Yamuk ve paraya kenar olduğu zaman alt tabanla üst taban toplamı bölü paraya kenarın bir kenarı e, alanlar oranı veriyor diyorlar. Ya da paraya kenarın e, paraya kenarda da alt taban artı üst taban deyip o şekilde oranlama yapıyorlar arkadaşlar ama ya onlara siz çok dalmayın. Bak ne güzel yaptık işte. Taralı alan kaç geldi? 5, 8A geldi. 8A bölü Tüm alan kaç geldi arkadaşlar? 8, 8, 16, 21, 9 da 30 geldi. 30 A isteniyor bizden. Bu da 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 15. Cevabımız böylelikle 4 bölü 15 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 29'u 4 bölü 15 bulduk. Geldik. Vay, bu özelliğe evet bu özelliği sonraya bırakıyoruz. Yani nereye bırakıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoya bırakıyoruz. En önemli. Yani bilmiyorum da sıkıştığınızda bunu kullanacaksınız. Neyse geldiğimizde onu anlatırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda şu alan özelliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.